Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. X4 oynayacağız. X4'ün 14 Mart 2022'de çıkan Tides of Avaris isimli DLC'sini ve X4 oyununun 3. genişleme paketini, expansion paketini ele alacağız. Bundan önce şunu söyleyelim. X4'ün bu son DLC'si Tides of Avaris arkadaşlar, X evrenindeki kanun tanımayan korsanlar ve yağmacı factionlara yöneliyor. Daha önceden işte farklı gruplar üzerinde, farklı factionlar üzerine bir odaklanma varken, bu son DLC ile birlikte biraz böyle hem kaçakçı, smuggler, hem pirate dediğimiz korsan, hem de scavenger dediğimiz yağmacı gruplara yöneliyor. Dolayısıyla yeni sektörler, bölümler, tehlikeli alanlar oyuna dahil oluyor. Yeni gemi ve istasyon tipleri ekleniyor. Bunun dışında özellikle iki tane önemli gemi var. Birisi The Elk King isimli bir korsan savaş gemisi, Pirate Battleship. Bir diğeri de Astrid isimli lüks bir yat. Bu X evreninin kimi dedikodulara göre en hızlı aracı olduğu söyleniyor. Yeni gelen bir şey bu DLC ile Salvage Shipwrecks olayı, yani bu hurdaya çevrilen gemilerden bir şekilde yararlanabiliyoruz. Onları, hurdaları kaynağa çeviriyoruz. Geri dönüşüm yapıyoruz. Bu şekilde önemli özellikleri var. Ve DLC'yi almasanız bile X4 Foundations, yani oyunun orijinalinin 5.0 update'i geliyor. Bu update ile birlikte birçok yeni gemi ekleniyor. Ve bu factionların başlangıçlarına da ekleniyor. Özellikle yeni capital ship'ler, yani devasa gemiler oyuna eklenmiş oluyor arkadaşlar. Bunları görebileceğiz. Pekala. New game diyelim ve DLC'yi tanıtalım. Şimdi 3 tane tutorial'ı sizlere göstermiştim. Her biri için video çekmiştik. Uçuş okulu, combat eğitimi ve gelişmiş oyun. Onun dışında Young Gun, herkesin başladığı ana oyun. Açık uçlu, sandbox olan tarz. Onun dışında savaş odaklı vesaire 3 tane senaryosu var. Bu senaryolarda belirli konular esas alınıyor. Split Vendetta DLC'si vardı. Cradle of Humanity DLC'si var ki DLC'lerin hepsini tanıtacağım. Son çıkan Tides of Avaris'te de 2 tane DLC var. Onun dışında özel mod var, editör. Şimdi Tides of Avaris'te dediğimiz gibi biraz korsanlık, kaçakçılık olaylarına yöneliyor. Birinci de Smuggler's Paradise'da bir kasino ortamı var. Burada yine hem yasa dışı işler de var. Onun dışında getir götür işleri, kargoculuk, kaçakçılık vesaire var. Ancak benim asıl göstereceğim size bu iki senaryonun dışında Stranded. Bu iki senaryonun arasında Stranded. Bu daha güzel. Bir hapishaneden kaçıyoruz bir suçluyla ve de smuggler'lar, kaçakçıların üstüne gidiyoruz. Kid Fighter'la başlayalım. Ve bu göreve başlayalım. Bunun özeti şu. Korsanlara katılıyoruz. Intro'yu izleyelim. Burası da bu ara kasino. Gazinomuz burası. Yani X evreninin Las Vegas'ını yapmışlar buraya. Böyle bir facility kurmuşlar. DLC'nin birinci senaryosu bu kasinoya odaklanıyor. İkinci senaryosu da hapishaneden kaçtığımız ve korsanların limanına gittiğimiz ve kaçakçılık, korsan işleri yaptığımız senaryoya yoğunlaşıyor. Tabii yine açık dünya ve diğer kurallar da var ama ana senaryo en azından böyle. Onun dışında yine kafanıza göre takılabilirsin. Çünkü bu evrende ticaret, korsanlık yapılabilir, madencilik yapılabilir, getir götür işleri yapılabilir, taksicilik, kargoculuk yapılabilir, polise, güvenlik güçlerine katılınabilir, kendi üslerinizi kurabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek bir uzay simülasyonunda yapılabilecek her şey neredeyse bu oyunda var ve kendilerini çok fazla geliştiriyorlar. Maalesef ki Türkiye'de çok fazla bir oyuncu kitlesi olan bir oyun değil ama uzaya, teknolojiye,
ve bilime saygısı olan, sevgisi olan, sempatisi olan herkesin oynamasını tavsiye ederim. Ben bile biliyorsunuz kanaldan fantastik kurgu şeyleri daha çok seviyorum. Tarihi daha çok seviyorum. İşte büyü ve kılıç tarzı fantazi, epik fantaziyi seviyorum ama benim bile science fiction anlamında, bilim kurgu anlamında çok hoşuma gitti. Bu arada fantastik kurgu diyorum ama yani bilim kurgu içerikli, uzay içerikli veyahut da alternatif tarih, fütüristik içerikli birçok oyununda tanıtımını yaptım. Birçok şeyde oynadım. Kanalda videoları bulabilirsiniz. Loading ekranlarına mecburen sohbet etmem gerekiyor. Çünkü loading ekranları biraz uzun. Oyunun kendisi X4 Foundations. 2018 oyunu. Yıl oldu 2022. Mecburen insanlar diyor ki biraz daha işte grafikleri geliştirseydiniz keşke. Veyahut da yükleme süreleri azalsaydı falan filan. Gene de üst üste ekleyerek, içeriği arttırarak geliştiren bir oyun. Benim hoşuma gitti. İyi iş çıkarmışlar. Bu arada yorum yaparken de oyunu Keymailer'dan, oyunun yapımcılarından bedava aldığımı da söyleyeyim de. Ona göre değerlendirin. Yine de yani yıkama, yağlama gibi şeyleri hiçbir zaman yapmam. İyiye iyi, kötüye kötü derim. Beni bilen bilir. Bilmeyen kendi bilir. Pekala. Burada hücredeyiz. Cezaevinden kaçmaya çalışıyoruz. Şu ışık. Şurayı açıyoruz ve buradan şunu aldık. Az önce bizle konuşan eleman bu. Axiom. Sen kimsin diyorum, soruyorum. Ben Axiom'um diyor. Ha, bu arada finans şeyi, Amerika'daki sistem gibi böyle kaçakçıların peşine kim takılıyor işte. Federal polis takılır veyahut da Amerika'nın böyle bir maliye polisi gibi veyahut da işte mali suçları soruşturan bir birimi vardır. Onun gibi yapmışlar. Faction olarak şey var karşımızda, bizi hapseden Finans Bakanlığı var. Beni buradan çıkarırsan diyor, sana yardımcı olacağım diyor, sana bir de gemi tahsis edeceğiz diyor. Sağ tarafta statları görebiliyoruz. Morali yüksek, management yüksek, engineering son seviyede. Adam hackermiş zaten onun için. Pekala, deal, anlaştık. Bu komünikatörü al ve seninle iletişime geçelim diyor. Ben seni yönlendireceğim diyor. Evet, daha erken çıkacağım diyor buradan. Evet, bize verdiği communicator cihazıyla sol koridordan git diyor. Bize yol gösteriyor. Tamam. Düz git, devam et diyor. Bir daha sola git diyecek. Devam et. Evet, aynı zamanda tutorial gibi yani. Campaign'in farklı bir, campaign'in başlangıcı da olsa. Bugün oyuna başlayanlar, bu DLC ile başlamak isteyenler için en azından bir başlangıç olacak. Zaten uzun süredir beklenen bir DLC'ydi. Bir ara vermişlerdi insanlar. Şimdi yeniden ısınma turu niyetine şöyle başlıyoruz. Bu arada şunu söyleyelim, ben bunları da hazırlayacağım da. Şu burada tutorial'lar var. H tuşuna basarak istediğinizden başlayabilirsiniz. Evet, şu an space suit yani uzay kıyafetine geçtik çünkü yer çekimsiz ortama giriş yapıyoruz. Bunun yönetimi de aslında şey gibi. Çok farklı değil. Şeyden, uzay gemisinden. Buraya yaklaşıyoruz. Backspace ile sabitleyebiliriz kendimizi, hızımızı. Ve repair lazer ile orta tuşa basarak gördüğümüz gibi bunu tamir ettik. Well done. Looks like the holy whatever consecrated the right guy.
Evet. Uzay gemimiz geldi. Sonrası. Airlock düğmesini, switch'ini bul diyor. Koordinatları sana gönderiyorum diyor. Find the weapon. Silahı bul. Evet, burayı açmak için silaha ihtiyacımız var. Tab tuşuyla daha hızlı da gidebiliyoruz. Backspace'de şöyle el freni gibi düşünebilirsiniz. Hemen durabiliyoruz. Çünkü tekeri çevirmek biraz zorluk yaratabiliyor. Evet, şu işaret zaten bizi göreve götürüyor. I was framed. Evet. How did you get out? Take me with you. Nasıl dışarı çıktın? Beni de götür diyor. Diğerleri bırak, sonra döner kurtarırız diyor. Riske atamayız. Önce kendimizi kurtaralım diyor. Evet, şimdi silah aldık. Geri dönüyoruz. Ve şimdi oraya dalmaya geldik. Evet, ok tuşları bizi yukarı, aşağı vesaire götürüyor. Tekerlekle de hızımızı arttırıp azaltabiliyoruz. Veyahut da Z ve X'i de kullanabilirsiniz. Mesela saniyede 2 metre, 1 metre, 2 metre hızla ilerliyoruz. Şöyle hızımızı durdurabiliriz. 1 ve 2'den silah değiştiriyoruz. Ve 2 ile gördüğünüz gibi şöyle bunu aldık ve kaçıyoruz. Escape. Hop. Çarpınca top gibi duvardan duvara gidebiliyoruz. Şöyle bir aşağı inelim. Biraz hızlı bir şekilde. Hop. Şöyle. Şöyle. Yavaştan yavaştan. Evet, bizi dışarıda bekleyen gemimiz bu. Giriş için tabi izin almamız lazım. Bu arada şurası oksijen kısmı. Şuraya geldiğinde sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi alttan şöyle bir girişi var. Tabi ilk başlayanlar için biraz buralar zor. Kolay kontrol edilmiyor. Ben de yeni sayılırım oyunda. Yeniyim hatta, yani sayılırımı fazla. Hello there. Oo, kaptan pilotumuz. Marta Zenk. Evet. Wait for Axiom. Axiom da kaçacak bu arada. Cezaevindeki eleman. Hacker. Mühendisimiz. Onun gelmesini bekliyoruz. Bize bir sözü vardı. Bu arada görevleri görmek için M tuşundan map'e basarsınız. Şurada şu ikisinden görebilirsiniz. Alttakinde turuncu olan ana görevdir. Open Briefing'den zaten bakabilirsiniz. Evet, az önceki eleman. Nereye gidiyoruz? Arcadian Endeavor. Gemimiz. İsmini bana sorma. And crime in paradise. The Maestro thought it prudent to get a hold of a mobile base, and I tend to agree. You'll see soon enough. Yakında görürsün. Okey diyoruz. Şu zaten yanında dolu kare olan main objective, yani ana görevin devamı. Haritadan şöyle de bakabilirsiniz gittiğimiz yere. Şunları kapatabilirim mesela daha rahat görmek için. Oyunu öğreniyoruz. Oyunda çok fazla detay var. Çok fazla kontrol var. Dolayısıyla yüzlerce saatten sonra bile
yeni şeyler öğrenmeniz mümkün oyunda. Uzayın tadını çıkarın, uzayda yolculuk yapmanın. Kendinizi gündemden, Türkiye gündeminden ve dünya gündeminden, ki çoğunlukla pek iyi gitmeyen bir gündem, kendinizi uzaklaştırmış olabilirsiniz. Kafa dağıtmalık, eğlencelik bir şey. Eğer uzayda yolculuğu seviyorsanız. Evet, az önce bize iki gözlü diye dalga geçen demeyeyim de, kendisi üç gözlü olduğu için bizim türümüze iki gözlü diyen arkadaşımız. Ve her faction'ın kendine özgü modelleri olan, dizaynları olan gemileri var. Niye bunu tıklayıp seçemedim bu arada? Ha, çünkü bura gözükmüyor. Harita kısmına geldiğimizde bura bizim bulunduğumuz yer. 18 billion, 18 milyar. Bu her bir petek bir şey, bölge. Komşu bölgelere kapılarla geçiyoruz. Bazen de highway'ler, otobanlar var, hızlıca gitmenizi sağlıyor. İşte mesela gate'lerden geçiyoruz. Bunlar portal gibi. Ve farklı bir sisteme giriyoruz. Bu girdiğimiz sisteme de R tuşuna basarak nerede olduğumuzu görebiliriz. Görebiliriz derken... Destination'a, bölgeye varmamızı bekliyor. Unknown sector, bilinmeyen sektör diyor. There she is. İşte vardık. Maceracının base'i diyor. Korsan base'i diyecekti, maceracı base'i diyor. Ki bu asteroidlerin çok olduğu yerlerin arasında korsanların üstleri var. Hani korsanlığın altın çağında 17. 18. yüzyılda Karayipler'deki adalar vardır. Korsanların koyları, limanları vardır. Onun gibi burası bizim korsanların ve kaçakçıların uzaydaki mekanları. Korsanlık her zaman var. Uzayda da var. Somali korsanları nasıl gemilere saldırıp bir şeyler, hem insan kaçırmaya hem mal kaçırmaya çalışıyorlar. Korsanlık yapıyorlar. Geçmişte de vardı. Bugün de var. Gelecekte de olacak. Bazı insanlar başkalarının kurduğu düzeni ve sistemi tanımıyorlar. Dolayısıyla bunlar her zaman olacaktır. Geyiğimizi de yaptığımıza göre ilerleyelim. Evet, patronlarıyla beni tanıştıracaklar. Korsanların lideri. Peki, maestro ile konuş diyor. Maestroları, şefleri, orkestra şefi gibi. Hop. Bridge'de. Yeşil bizim gemimizdir. Beyaz gidilebilecek yerler. Sarı da görevin rengi zaten. Daha doğrusu turuncu. Turuncu renk varsa orada görev vardır. Maestro abimiz de bu. Nosferatu ırkı vardır, klanı vampirlerde. Onlara çok benziyor. Biraz şekilsiz bir abi. Split is maestro. Split maestrodur diyor. Met the axiom. Axiom'la tanışmıştın. Split appreciates you helping Axiom escape. Split, Axiom'u kaçırdığın için sana seni takdir ediyor diyor. Split and crew, the Imperian curse. Evet, Imperian curse deniliyor bunun ekibine. Bağımsızlık yolunda mücadele ettiler diyor. Safe to say. Yasaları çiğnemek isteyen birileri varsa ve bundan kâr elde etmeyi düşünüyorsa onlara destek olurum ben diyor. Düzenli kaçakçılar ve pilotlar. Ya bunlar kaçakçılar, yasa dışı iş yapıyorlar. İlgini çeker mi diyor. Önce kendinden bir bahset bakalım. Nesin, necisin?
You ask how come Split commands Imperium Curse. Evet, Split'in Imperium Curse'ü nasıl yönettiğini soruyorsun değil mi diyor? And so far from Split space. See, Split never part of broader Split culture. Born into small. Özellikleri görüyoruz. Management sonda yönetim, moral yüksek. Boarding 2, engineering ve pilotluk yok ama bir lider. Split always prefers to use wits. Her zaman aklını kullanmayı tercih eder. Ve bütün borçlardan kendini azade tutar diyor. They taught Split to steal, cheat and kill if Split must. But Split disagrees with direction Vigor heading. Short-sighted, exploiting vulnerable people. Lack vision. Evet, Vigor'la sorun yaşayacağız, Vigor faction'ıyla. Split and trusted friends decided to strike out on own. Now, crew roam network aboard ship looking for opportunities to make money. However, crew see fit. Peki hala beni de ekibe ekle. Good. Split knew Split could count on you. Crew already transferred space weed into your ship's cargo hold. Space weed, uzay esrarı, uzay otu eklediler gemine diyor, kargo gemine. Bunu götür, her zaman ayakçılık işleriyle başlayacağız. Polislere dikkat et tabii yol üzerindeki diyor. Evet, mesela şöyle de gidebilirsiniz. Veyahut da işte asansörle de gidebilirsiniz. Veyahut da shift D ile de ışınlanabilirsiniz. Shift D aynı zamanda undock'tur, kalkıştır. Kalktıktan sonra biraz hızlı kalktık. Evet. Şimdi diyor ki şurada mesela görevi seçin. Bunu seçin. Open briefing. Birinciyi yaptık. Maestro ile konuştuk. İkinciyi yapacağız. 216 ünite space fleet yüklendi gemimize ve bunu Hot Argon Defense platformuna götüreceğiz. 5000 credits verecek bize. Haritada baktığım zaman 18 billion'ı görüyoruz. Windfall 2 Union Summit diyor. Ama benim gitmem gereken yer burası değil. Neresi? Silent Witness. Yani Silent Witness sistemine gitmem lazım. Shift 1 ile Travel moduna giriyorum. Hızlanıyoruz. Normal moddan çok daha hızlı. Yani bir jumping mod diye düşünebilirsiniz Star Wars evrenindeki. Işık hızında gidiyoruz gibi. Işık hızı değil de tam olarak. Hızlı modumuz bu. Evet, 18 billion'dayız yine. 18 billion'dayız. Bizim şey neredeydi? Silent Witness'daydı. Şunu da yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp Start Guidance deyip Shift A ile otopilota getirip kendisinin gitmesini de seyredebilirsiniz. Yani illaki şey yapmak zorunda değilsiniz. Shift 1 ile Travel modda gitmek zorunda değilsiniz. Bırakın kendisi gitsin. Siz de burada etrafı seyredin. Sizin dışınızda da tabi uzayda NPC'ler hareket ediyor. Keşke oyun multiplayer olsaydı ve gerçek insanlarla keyifli bir şekilde oynansaydı. Evet, buralar Tel. Tel Faction'ına ait. O uçarken biz bakalım. Tel, yani Teladi Company. Bizim görevimizin ne olduğuna bakalım. Map'e geliyoruz. Şuradan ayrıntılara bakalım. Hot Argon Defense Platform, yani Hot Faction'ın olduğu yere geleceğiz. Şunu şimdilik aktife getirmeyelim. Burada değil, bir kapı bulmamız lazım. Başka bir sistemde. Çünkü burada Tel Faction'ı var. Bu bunların yönetiminde. Gördüğümüz gibi işte çeşitli rafineriler var, solar power'lar var, fabrikalar, işte kaynak fabrikaları falan, bir sürü şey var. Hızlıca böyle araştırabiliyoruz. Ha, mesela bir jump gate gördük. Hemen oraya yönelelim.
kapılar çünkü bizi ya sistem içerisinde bir yere de götürebilir. Bu sistemin dışına, 18 Billion sisteminin dışına da götürebilir ki başka sistemlere geçmeyi planlıyoruz. Ve şu turuncu şeyler de görevdir. Görevleri bulmak için bazen istasyonlara gidip shift artı 2 ile, yani shift 2 ile ne yapıyoruz? Scan yapıp, araştırma yapıp, autopilot disengaged, araştırma yapıp görevleri alabiliyoruz. Yani görev alma sistemi biraz farklı. Şöyle bir dönelim bakalım. Entering system. Memory of Prophet. Memory of Prophet denilen bir yere geldik. R tuşuyla geldiğimiz yeri bulabiliriz. Evet, görüyoruz şuradaki petekleri. Şöyle beni bir götür bakalım. Nerede diyorum. Tabii doğrudan bana yerini söylemiyor ama sanki bu bölge içerisinden gideceksin. Gitmen gereken sisteme diyor gibi geldi. Shift A ile otopilot diyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Bu kapıdan diğer yere. Üzerimizde de bu arada ot var. Space Fleet. Uyuşturucu kaçakçısı gibi bir şeyiz. Şu taraflarda bir yerde olabilir. Şunu da yapabiliriz. Shift 1 deyip mesela otopilotu disengaged kapatıp hızlı bir şekilde kendimiz de gidebiliriz. Haritaya bastığımızda yalnız hız düşüyordu. Şu an düşmedi. Bir diğer şey arkadaşlar mesela mesela şimdi düştü. Shift 3'te basıp mavi geldiğinde range moduna girersiniz. Burada da R'ye basılı tutup şöyle fırlatıyoruz. Bakın şunları tespit etti. Baktığımız yönde. Ama benim tam istediğim şey bu değil. Etraftaki nesneleri vesaire şeyleri, istasyonları buluyor. Soru işareti olarak sabit şekilde gösteriyor. Yakınlarına gittiğimizde görüyoruz. Burada gate'leri falan, yani kapıları, bir sistemden ötekine geçmemizi sağlayan kapıları bulmak için etrafa bakıyoruz. Autopilot disengaged diyor. Sağ tıkla, start guidance'de. Evet, engage dediği zaman otopilot moduna girmiş olur. Polisler de var bu arada. Polisler fazla yaklaşıp bizi şüpheli görürse kontrol falan yapabiliyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Üzerinizde mal varken gidip polise yaklaşmak istemezsiniz. Acaba buradan şöyle başka bir yere mi gidilecekti? İşte bu arama olayları biraz sıkıntı. Ben ilk oynadığımda bu 18 Billion'dan geçmiştim başka bir bölgeye. Oradan gitmiştim ama kapılar acaba nerede? Şöyle scan moduna girelim. Araştırma moduna. Hop. Fırlatalım. Fırlatalım. O alanı tarıyor. Evet, ne yaptık?
Sesler geldi ama... Şurada bir etki etti mi bilmiyorum. Umarım bulabiliriz. Burada şimdi bu malı götürüyoruz. Bize söylediği görevde diyor ki 216 tane bu Space V'di Hot Argon Defans platformuna götür. Hatta dediği şey de serbest ticaret bölgesi. Herhalde kimseye vergi vermeden kafalarına göre takılıyorlar. E tabi korsanlardan da kara borsa kaçak mal alıyorlar. Kimseye vergi ödemedikleri için. Madem adı serbest ticaret bölgesi, orada korsanlar da hiçbir otoriteye boyun eğmeden işlerini yapmak istiyorlar. Yasa dışı işlerini. Evet, bu arada Unknown Station mesela şu an, evet, ne olduğunu gördük mesela. Bizim görüş alanımıza girince bunun burada gördük. Tabii bu alanda aramayacağız. Şu Windfall'u da, Windfall'u arayıp buradan başka bir yere gidiyor da olabilir. İstiyorsanız orayı bir deneyeyim. Autopilot disengaged. Bu bölgede olacak diye bir şey yok yani illaki. Şimdi bu kapıya gidiyoruz, buradan buraya gidiyoruz. Buradan sonra acaba nerede, ne tarafta? Pek bilemiyorum. Autopilot disengaged. Evet, ara bul diyor. Autopilot engaged. Belki de bu bölgeden sonra başka bir yere gidecektik. Yani onu size söylemiyor, hangi petekte olduğuna dair bir şey belirtmiyor. Autopilot disengaged. Autopilot disengaged. Entering system. Windfall. Evet, Silent Witness'ı bulmamız lazım diyor. Autopilot engaged. İşte bazen bu yolculukları yapmak çok vakit alabiliyor. Bu bölgede bir şey olmaz ama bu bölgeden başka bir yere bir kapı bulmam lazım. Burası çünkü korsanların olduğu yer, böyle bolca asteroidin olduğu yerler. Genellikle bunların sığınakları. Direnişçiler çünkü bunlar. Direnişçiler derken sisteme direniyorlar, sisteme karşı çıkıyorlar. Evet, buralarda çok... Buralarda çok autopilot... Kullanmayın, autopilot yerine kendiniz şöyle travel modda gidin, çünkü asteroide çarpacağı zaman otopilottan çıkıyor, biraz yukarı aşağı yönünü değiştiriyor çarpmamak için, tekrar giriyor otopilota, gir çık yapa yapa da hızı azalıyor. Büyük ice buz rafinerisi. Evet, böyle madenler, onun dışında asteroidler falan var. Bunlardan madencilik falan yapılıyor. Bayağı hoş şeyler var. Şöyle. Bakın nereden neler buldu. Thank you.
known object diyor. Evet, yani bunu bulmam birazcık uzun sürecek. Autopilot engaged. Bu kadar sabrınız var mıdır onu da bilmiyorum ama şöyle bakalım bu arada. Bu verdiği uzay gemisi yalnız smugglerlar, kaçakçılar için oldukça iyi. Vigor Syndicate Defense Platform. Evet, Vig ile pek araları da iyi değil. Bazen mesela bu istasyonlara yaklaştığınız zaman sizi durduruyorlar. Üst araması falan yapıyorlar. Kargoyu kontrol edeceğiz diyorlar. Üzerindekileri falan. Böyle şeyler de var. Gelişmiş satelit uydu. Genellikle madencilik şeylerine yakın yerlerde oluyor. Yüksek teknoloji, ticaret, Vulture Vanguard. Güvenlik birimleri oluyor, polis oluyor falan. İşte oyunun zorlayan kısmı, sabır zorlayan kısmı diyelim. Bu uzun süren gezintiler. Yoksa çok sorun yok. Freighter'lar tabi büyük. Fırkateynler, frigate'ler. Ve daha büyük gemiler var. Kendi üssünüzü, istasyonunuzu kurabildiğiniz, kafanıza göre ister ticaret yaptığınız, ister mafyacılık oynadığınız, ister legal ister illegal takıldığınız bir oyun. Ne oldu? Buralarda takıldık. Evet. Jump gate. Şöyle external view ile de neyin ne olduğunu mesela uzaktan görebiliyorsunuz. Çok fazla ayrıntı var. Bunları ben ayrı videolarda anlatacağım ama genel olarak Tides of Avaris DLC'sinin korsanlık ve kaçakçılık üzerine veya kasino gibi illegal işler üzerine ve bu factionlar üzerine yoğunlaştığını bilelim. Bazı factionlar ve kapital gemilerin geldiğini ve Mayıs 2022 itibariyle de 5. 5.0 upgrade'inin olduğunu bilelim. Bu 3. büyük expansion, dolayısıyla serinin fanlarının uzun süredir beklediği bir oyundu. DLC'ydi ve oyunu oyunun kapasitesini arttırdı. Oyunun içeriğini, content'ini arttırdı. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Daha önceden bir fikriniz yoksa X4 ile ilgili, X serisiyle ilgili bu bir fikir edinmenizi sağlamıştır. Kanalımda yine böyle uzay simülasyonları ile ilgili veyahut da uzayda geçen oyunları bulabilirsiniz. Çok farklı şeyler var. Fantastik kurgudan tutun, bilim kurguya birçok şey bulabilirsiniz. O nedenle umarım kanalıma abone olursunuz. Videoları beğenir ve yorum yaparsanız da kanalın büyümesi için bana destek vermiş olursunuz. Pekala, sonraki videolarda görüşürüz. Diğer DLC'leri de tanıtacağım. Belki tutorial'larla ilgili de bir rehber videosu hazırlarım. Ve daha sonra oyuna tam anlamıyla detaylı bir şekilde anladıktan sonra kapsamlı bir rehber de yapmayı düşünüyorum. Tabii bu arada çok fazla oyun oynuyorum. Çok fazla key geliyor. Yeni çıkan oyunlar, oyun haberleri, diziler falan gündemimiz yoğun oluyor. Ama X4'ü de boşlamayacağız. Çünkü bana hem ana oyunu hem bütün DLC'leri verdiler. Bir tanesi dışında ben de adamlara destek olayım diye bir tane DLC'yi de kendim aldım. Ve seriyi tamamlamış olduk. Ve hızlı bir giriş yaptık. Yani siz de birkaç gün içerisinde benim şu an geldiğim seviyeye gelebilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız bu şekilde öğrenebilirsiniz. Yorumlarda istediğiniz gibi bana soru da sorabilirsiniz. Pekala, lafı da uzatmayalım daha fazla. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.